Bakın bunu garanti ederim demek istemiyorum ama eğer gerçekten bu hafta verdiğim tavsiyeleri uygularsanız bu süreci daha rahat geçirirsiniz. Şimdi Satürn-Mars kavuşumunun etkileri hepimizi çok etkiliyor. İşte kazaların, kavgaların, savaşların, bir takım doğal afetlerin çok artacağı 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nisan. Mayıs'a kadar mı böyle olacak? Mayıs'a kadar biraz böyle ama özellikle 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nisan. ardarda, tamam. ardarda, ardarda bir... Negatif etkileşim var. Hafta sonu itibariyle başlıyor. Bunlardan nasıl korunurum? Hı hı. Çok şükür korunabiliyorsunuz biliyor musunuz? Yani davranışlarınıza dikkat etmek, ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması, büyük konuşmamak bile çok önemli koruyuculuk sağlıyor. Şimdi benim bu söylediklerimin en kötü halini yaşayacak olanlar, her şeye kör sağır, dilsiz olup gelişimini tamamlayamamış olanlar. Bunlar çok ağır geçirir. Ama kendini her an geliştiren bireyler için çok daha öğretici, çok daha güzel ve çok daha başarı getirici olacaktır. Koçların hayatında bu güneş tutulması çok büyük başarılara imza atmaları için onlara e, harika fırsatlar sunabilir. Sevgili koçlar özgüveniniz yerine gerçekten gelebilir. Şöyle bir olay yaşayabilirsiniz. Bir şeyin ortaya çıkmasıyla, e, bir zorluk yaşamakla, bir zorluktan geçmekle ha ben bu zorluktan geçtim ama ne kadar da güçlüymüşüm, ne kadar da akıllıymışım. İyi ki de böyle yapmışım diyeceğiniz şeyler de yaşayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim zayıf noktaları daha çabuk keşfedeceksiniz. Zayıf halkaları daha çabuk keşfedeceksiniz. Hayatınızda sizin enerjinizi alan, size zarar veren detayları daha çabuk keşfedeceksiniz. Bu da sizi başarıya götürecek. Çünkü Kuzey Ay ve Güneş Koç burcunda tutulmaların iyi ayağı sizde olduğu için içinizde özellikle iyi koçlar, böyle hep yardımsever olan, işte pozitif olanlarınız çok daha 6 ay içerisinde çok daha güzel verimler alacak. Bu süreçte eğer üzgünseniz, mutsuzsanız bile inanın bakın bütün kalbimle söylüyorum. Hepsi sizin sonrasında daha iyi olmanız için, hayatınızda daha güzel sayfalar açmanız için var olan bir ilişki perçinlenebilir, daha da güzel bir hale doğru gidebilir, evlilik yoluna girebilir. Evlilik içindeyseniz eğer zaten bir eşiniz varsa onunla alakalı daha böyle güzel planlar yapabilirsiniz, evliliğinizde daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreçte sadece çürük elmalar ayıklanır. Yani eğer bu süreçte eşinizden ayrılıyorsanız, sevgilinizden ayrılıyorsanız, bilin ki o sizin kader yoldaşınız değil. Artık gitmesi gerekiyordur. İyi olan, sağlam olan ilişkiler korkmamalı. Ayrıca başınızın ve yüzünüzün yaralanmamasına, yanıklara ve yaralara, kesiklere bu ara biraz daha dikkat edin. Bir takım sakarlıklarınız olabilir, görünmez kazalar olabilir. Bunlara birazcık dikkat edin. Bir düşmanla, bir yalanla, bir sinsilikle yüzleşebilirsiniz. Sizin yapmış olduğunuz veya size yapılan bir ihanet ortaya çıkabilir. Gizli kalmış, üstü örtülmüş bir şeyle yüzleşip fark edebilirsiniz. Bunların hiçbirisinden korkmayın. Çünkü bir şey için geç kalmaktansa onu erken fark etmek her zaman daha hayırlıdır. Daha iyi, doğru. Yine altını çizerek söylüyorum. İyi ilişkiler, kadersel olarak birbirine gönül bağı olanların ilişkilerinin çok daha iyi ilerleyeceği ama birbirlerinin kader planında olmayan, kaderim değil diyeceğimiz tarzda insanların hayatımızdan hızlı bir şekilde gidebileceği bir süreçten geçiyoruz. Dış görünüşlerle ilgili bir değişim yapmak arzusunda olabilirler. Yüzlerinde rahatsız oldukları bir şeyi değiştirmek isteyebilirler. Ufak tefek operasyonlar ya da bakımlardan geçebilirler. Çok da yararlı olur. Ama bu süreçte yaptırdığınız bakımların yüzünüzü yakmamasına, yüzünüze zarar vermemesine de çok dikkat edin. Daha önce çalışmadığınız, hiç tanımadığınız, hiç güvenmediğiniz kişilere kendinizi emanet etmeniz için doğru bir süreç değil. Ama hep tanıdığınız, yıllardır tanıdığınız, işine güvendiğiniz insanlarla gayet rahatlıkla ilerleyebilirsiniz. Halihazırda Merkür Retrosu'ndayız. İşte eski sevgililer dönerse ne yapalım falan artık... Şöyle yorulduğum için artık şunu söyleyeceğim. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Ama, Öyle deme ya. Diyorum. Evet. Deme. Ama o da onların tek Ama yolu. deme deme. Canınız ne istiyorsa. Sen gerçek is yani e, e, sen gerçek bu olanı söyle. Sen bu koçların annesi misin? Annesi, <laughs> anne değil canlarım. Koçları seviyorum. <laughs> şimdi de. Onların Ama şöyle nasıl? yüksek enerjileri var. Ama canınız ne istiyorsa yapın derken şu anlamda. Ben hala bitirmediysen bir ilişkiyi biri beni dedi diye onu bitiremiyorum. Gidip görmem gereken bir şey varsa onu göreceğim illa dibini tamam. göreceğim ama şöyle dikkat ederek e, mesela tamam. kabul ettin çay içtin yemek yedin gözleme al hemen gevşeme hemen ama geldi barıştık deme bir dikkat et yani en azından içinden geleni yap ama yaparken de aklının bir köşesinde bu insana tekrar güvenmeli miyim olsun hemen gevşeme İstisnalar kaideyi bozmaz ama istisnalar tabii ki olabilir harika giden şeyler de olabilir kaderinizden çıkmadıysa o insan. Hani orada kendi inisiyatifinizi kendiniz alın koçlar. İçinizden gelen sese kulak verin ama dikkatli olmak kaydıyla. Düşmanca ve sert tutumlar sergilemekten kaçın. Birden bire gözün dönmesin. Sen bu ayın Bordo Berelisi'sin. Ha ya hepimiz öyleyiz ya sen bir komutan gibisin yani. Yani he, onu gidiyorsun? bir açıkla Bordo Bereli ne demek? <laughs> Bordo Bereli için? ne demek? Sen bu ay komando gibisin demek. Hı. Askerlik yapıyorsun demek. Hepimiz Bordo Bereli'yiz ama sen daha çok Bordo Bereli'sin demek bu ayın askeri sensin, kumandanı sensin. Hayatın yükü omuzlarında yani. Bir hissedeceksin ve yönetme, kriz yönetiminde böyle bir, sen, sen de seversin şimdi inkar etme yani böyle bir kriz yönetimi yaparsan hoşuna gidecek. Buna dikkat et, sakin ol, krizleri sakinlikle yönet. O zaman kazanmamak için hiçbir sebebin yok. Tek ihtiyacı olan bu. İyi görecek, gözü dönmeyecek, sakinlikle yönetecek. Spora başlayabilir, bir şeyleri değiştirebilir, yenilenebilir, enerjisini yenilebilir. Yeter ki sakin olsun. Evet diyorum ki olumlama verdim bu hafta herkese. Hayatım yaradanın koruması ve kontrolü altında, ben güvendeyim, huzurum ve huzur ötesiyim. Herkese var mı olumlama? Tabii. Hadi söyleyin koçlar. Söyleyin. Hayatım yaradanın koruması ve kontrolü altında, ben güvendeyim, huzurum ve huzur ötesiyim. Allah aşkına sabah oturuyorsunuz. Tam olumlama veriyoruz, ekrandan alıyorsunuz olumlamayı arkadaşlar ya. <laughs> Bir de ya selam, esenlik ve selamet için. Bakın oturun günde yarım saat şunu yapmadan evinizden çıkmayın. Bunu tekrar edin. Hayatım yaradanın koruması ve kontrolü altında. Ben güvendeyim, huzurum ve huzur ötesiyim. Ya selam. Kaç Ona kere bu olumlamayı ver. tekrar edeceğiz? Ben söyleyeyim yarım saat tekrar etsin. Mesela 15 dakika olumlamayı tekrar etsin. 15 dakikada ya da yarım saatte zikri tekrar tamam. etsin. Lütfen e, bir görüntüsünü de alın. Bu hafta bu olumlama sizin için çok iyi olacak. Ben olumlama koç. verdiğime göre anlıyorsunuzdur. <laughs> yani, Zorlu geçeceğini demek dikkat istiyor. Edin. Peki. size iyi gelen şeyler ya yaptım. selam esmaları koçlar tamam mı olduk mu? her şeyi anlattık Yükseli, yükselmemek için hiçbir sebepleri yok sadece kendilerine güvensinler ve sakin olsunlar evet. kızları iyi yönetsinler olumlama sık sık tekrar edilsin efendim Allah Allah sevgili Tanrın boğalar kötü kullarını sen affetsen ben affetmem bu hafta bu şarkıyı boğalar söyleyebilir gerçekten geçmişten birileri Yok. boğaların hayatına gelmek isteyebilir. Örnek veriyorum. Çok saçma gelecek ama mesela evlenmişsinizdir. Evlendiğinizi bile bile dayanamayıp size itirafta bulunanlar olabilir. Veya işte başka bir sevgiliniz olmuştur artık yolunuz değişmiştir. Geçmişten birisi gelip ya ben seni asla çok üzdüm ama seni şöyle çok seviyordum. işte sana haksızlık ettim diyebilir. Demese bile kendisi söylemese bile yakınlarından duyabilirsiniz. Üstü örtülü biçimde bunu hissedebilirsiniz. ...hiç hatırlamadığınız, unuttuğunuz insanları rüyanızda görmeye başlayabilirsiniz. Aklınıza düşebilir. Böyle aklınıza düşebilir. Ne oldu acaba, ne yaptı acaba diye. ummadığınız karşılaşmalar yaşamaya hazır olun. Boğalara şunu söyleyeceğim. 26 Nisan'a kadar karşılaştığınız o eskiden gelen, geçmişten gelen herkes... ...sizinle karmasını tamamlamamış, sizinle ödeşmesini tamamlamamış kişiler olacak. Affedip affetmemek sizin elinizde. Ama böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Bir geçmişten gelmeye, gelmeye çalışmaya da haberini alma ya çok mutsuzmuş ya da işte şöyleymiş diye haber alabilirsiniz karşınıza çıkan gizli bilgilere hatta ne alaka ya o o ne alaka nereden nereye diyeceğiniz gizli bilgileri alabilirsiniz avantajınız şöyle iyi strateji yapmak için zamanınız var 26 Nisan'a kadar oturun hayatınızda neyi değiştirmek isterdiniz neye evrilmek isterdiniz Sağlığınızda neyi değiştirmek isterdiniz? Fiziksel görüntünüzde neyi değiştirmek isterdiniz? Daha başarılı olmak için ne yapmanız gerekirdi? Bu süreçte ruhsal eğitimler almak, ruhsal olarak kendinizi eğitmek için muazzam bir dönemden geçiyorsunuz. Yol gösterici, rehber niteliğinde insanlarla da karşılaşabilirsiniz bu süreçte. Ruhunuza doğru bir yolculuk yapacaksınız. Fakat boğaların şöyle bir dezavantajı da var. Çok fazla düşünebilirler. Yani gece uyutmayacak kadar çok düşünceleri bir savaş halinde olabilir zihinlerinde. Bazı dostlarıyla alakalı da sıkıntılı durumlar olabilir. Yani artık seni hayatımda istemiyorum diyebilirler ya da diyemeseler bile ya bu insandan da artık yoruldum diyeceğiniz dostlarınızla veya sosyal çevrenizden birileriyle alakalı stresli durumlar yaşanabilir. Pozitif ol ve olumlamalarınla hayatına neşe kat. Bir kere bu. Sağlığına dikkat et. Bu aralar hem böbreklerin, bel bölgen hem de baş bölgen biraz daha hassas olabilir baş ağrıların, kulak çınlamaları, işte burun ve ya gözlerdeki problemlere karşı tedbirli olmanı sana tavsiye ederim. Sinirli ve karamsar tarafın seni yenmeye çalışıyor. Bunu fark et. Çok sinirli olabilirsin. Herkes sana ne kadar sinirlisin der. Yo ben sinirli değilim. Hak etmişti falan diye. E, zihninizde bir savaş var. Bunu zihninizi durdurmayı, sakinleştirmeyi, sessizleşmeyi öğrenmeniz gerekiyor sevgili boğalar. Peki aşk hayatınızda çok hızlı gelişmeler olabilir. Var olan ilişkiniz diyebilir yani artık evlenelim ya da biraz bir ileri aşamaya geçelim veya tekliflerle gelebilir. Şu anda Merkür Retrosundayız. İyi düşünülmemiş kararlar için uygun bir zaman değil. Ama yine de sizler aşk hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda, hamilelik, bebek ve benzeri konularda, evlilik gibi konularda çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani her şey bir anda hızlanabilir. Bazı boğalar gizli bir düşmanıyla yüzleşebilir ya da kendisine yapılan bir ihanetle yüzleşebilir. Ee, ve geçmişi arkasında bırakacak. Yaşadığı olaylar neticesinde geçmişi bazı insanları tamamen arkasında bırakmayı düşünecek gibi görünüyor. Boğalar çok şanslısınız. Ama bu şansınız daha çok Nisan sonunda aktive oluyor. Şu anda arınma zamanındasınız. Her burcun arınması sonunda onu söyleyelim mi vaktimiz kalırsa? Her burcun arınma ayları ne zamandır? Süper olur. Arınma ayları dikkat etmeniz gereken aylar sizin şu anda bu aylar. Ne zaman? Nisan ayı. Nisanın sonuna kadar olan dönemde sizin arınma zamanınızdır. ve Ekim ayı sizin arınma zamanınız. Bu aylarda çok hastalık çekersiniz, çok sıkıntı yaşarsınız. Bir şeyleri bırakmanız gerekir. Ekim ve Nisan bu anın arınma ayları. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Şu anda yani ben arınıyorum. Nisan ve Ekim arası mı? Nisan ve Ekim arası değil. Aylardan her ay insana bir şey ha, getirir. Nisanda ve Ekimde. Evet. Her burcun e, kaba baktığımızda arındığı, zorlandığı ya da çok yükselişe geçtiği aylar vardır her burcu özel olarak. Boğalarınki Nisan ve Ekim zorlandıkları demeyeyim de arındıkları, kötülerle yüzleştikleri, hastalıkların açığa çıktığı bir şeylerin aşağı çıkma zamanıdır. Kör noktalar görünür hale gelir. Hmm. Nisan'da ve Ekim'de kör noktalar görünür hale gelir. Bak Ekim hatırlığında kadar çok sıkıntılar yaşadın, hep hastalandın ettin. Ay sus, Orada bir işte bundan. oluyor. Böyle gelişiyor. Peki e, evet. Boğan'ın olumlaması var mı? Sezgilerim çok güçlü. Böyle duruyorsun. Sezgilerim çok güçlü. Bunun için teşekkür ederim. Ben Neşe ve Kahkahan'ın ta kendisiyim. Olumlamaya bak. Ne, o, ne oluyor bu? Olumlama, Olumlama, Neşe, yani ne yapıyor mesela? Bir insan neyi gibi. tekrar ederse ona dönüşür. Ve bir şeyi tekrar etmekte her zaman fayda vardır. Yani diyor Et tekrarı Ahsen ve Levkani 180. Bunu ezberlemek için çok uğraştım. Et tekrarı Ahsen ve Levkane 180. Bilsen bile tekrar et. Doğru. İstersen 180 kere tekrar et. Ne kadar çok tekrar edersen o kadar yerleşiyor. O zaman ne oluyor? Birilerinin seni olumsuz kodlamalarına da kulaklarını kapatmış oluyorsun. Tabii. Kendi işinin uzmanı olmanı sağlıyor. Kendi hayatının kontrolünü eline almanı sağlıyor. Neyi çok konuşur, kimlerle çok oturursan ona dönüşürsün. Bu çok net. Bakın ne diyecek? Sezgilerim çok güçlü. Bunun için teşekkür ederim. Ben Neşe ve Kahkahan'ın ta kendisiyim. Ben leşe ve kahkahanın ta kendisiyim. Ya Fettah isimleri de bu. Açılsın evet. kapılar diyerek. O zaman Koç'un da söyleyelim arındığı ayları. Koç'un arındığı aylar Mart ve Eylül ayları. Bu aylarda çok hastalık çekerler, gizli sırlar açığa çıkar, kör noktaları fark ederler. Ya da ben bunu nasıl fark edememişim dedikleri aylar Mart, Mart ve, ve Eylül. Eylül aylarıdır. Peki. İkizlere geçelim mi hemen? İkizler ve yükselen ikizler. Bakalım. çıstak, çıstık. İkizler mi deyince oynayasım geldi ya. İyi mi onlar? Evet. Oh hayatı kutluyorlar. Hayatı kutla. Bunu hak ediyorsun ikizler. <laughs> Dostlarına sarıl. Gerçek dostların yanı başında. Avantajın. Umutlarını hayata geçirmek için destekli ve heveslisin. Oh ikizlere bak ya. Dezavantajın. Bazı sahte dostlar hevesini kırabilir. Şaşırtabilir. Otoritelere dikkat et. Sakin git. Ve zafer dolu bir dönemin tadını çıkar. Vay. Güneş tutulması ikizlerin dilekler, umutlar, hayaller ve dualar evinde. Mükemmel. Burada bir kutlaması var, bir zaferi var, bir başarısı var. Yıllardır e, bir terfi alamıyorsa bir terfi alabilir. Yıllardır zam alamıyorsa bir zam alabilir. Yıllardır başarı elde edemiyorsa bir başarı elde edebilir. E, başına bir taç giydirilebilir, bir başarısı, bir büyümesi olabilir. Bebek kutlaması olabilir, evlilik kutlaması olabilir, nişanı olabilir, nikahı olabilir... Kutlama, kutlama, kutlama. Bir hayalleri, bir idealleri, gelecekle alakalı bir istekleri gerçekleşebilir. Önümüzdeki 6 aylık süreç onları hep aşk ve çocuklarla ilgili konularda destekliyor. Aynı zamanda büyüme, gelişme, kutlama, ünlenme, başarı Oy. elde etme, geniş kitlelere hitap etme şansı bulabilirler. Mesela normalde küçük böyle mahalle arasında bir tiyatroda çalışıyor. Örnek veriyorum. Birdenbire büyük bir sahnede iş bulabilir. Normalde kendi kendine atıyorum dikiş nakış bir şey yapıyor. Birdenbire bir dükkan açma girişiminde bulunabilir. Tabii ki bunları birdenbire yapmayın. 26 Nisan'dan sonra yapın. Şu anda yapmayın. Ama güzel gidiyorsunuz, çok iyi gidiyorsunuz. Fakat ne oluyor? İkizler çok zorlanıyor. Buna rağmen iyi gidiyor. Yani şöyle olur ya bazen hayatımızda. Her şey üstümüze üstümüze gelir. Babamız karışır, annemiz karışır, eşimiz karışır. İnsanlar bize baskı yapar, engellemeye çalışır. Buna rağmen biz isteklerimize çok hızlı gideriz. Tam öyle bir zamandan gidiyorsunuz. Eğer dürüst bir ikizlerseniz hiç korkmayın. Eğer iyi kalpli biriyseniz hiç korkmayın. Yalnız bu aralar anneleri, babaları, aile büyükleri, patronlar ve üstler hani onları desteklese bile aralarda bir çatışmalar çıkabilir. Buna çok dikkat etsinler. Annelerine, aile büyüklerine sevgilerini, saygılarını eksik etmesinler. Aile içinde huzuru korumaları çok kolay olmayabilir. İkizler burçlarının ne diyeceksin canım? Ben başarılıyım. Ben başarıyım. Ben aydınlığım. Ben ışığım. Kendimi seviyorum. Ya evet. şükür, şükretme zamanı. Ya şükür, ben başarılıyım. Ben başarıyım. Ben aydınlığım. Ben ışığım. Kendimi seviyorum. İkizler, ha oldu da ya bu kadın bana böyle dedi ama sevgilimden ayrıldım. Eşim bana ihanet etti, Hiç üzülme. Kaderinde yoksa yapar. Bakın. Bu süreçte ayrılanların hepsi kadersel olarak Allah diyor ki bunun artık bırak. Bırak artık bunu diyor. Öyle demiyor da tutulmayı gönderiyor. <laughs> bırak gitsin. Hiç deşeni bozma. Yukarı doğru çıkıyorsun. Evet. Şey şarkısı var ya bırak gitsin gitsin artık bırak gitsin. Neydi o? Bırak Büyük aşkın. Gitsin hangisini diyorsun? Bırak gitsin. Gitsin, gitsin artık, artık. götürsün mektupları, <laughs> leri lerileri. İkizler <laughs> çünkü onlar bırak gitsin ki yenilere yer açılsın. Sana ya değer san, veren asıl sen gelsin. Sen çılgınsın ha. Çaktırmadan çılgın olan sensin. Aa tabii. yükselenim ya yay hayatım. Ya evet. Hanımlar beyler çok küçücük bir reklam aramız var. Ee, olumlamalarınız, dezavantajlarınız, avantajlarınızla az sonra koşarak geliyoruz. Ölmez tavsiyeleriyle sevgili Mine Ölmez, bizlerle beraber e, çok güzel mesajlar aldım. Çok teşekkür ediyorum. Mine Ölmez bravo. Bu nasıl yorumlar deyip mesajlar geliyor sana bu arada. <laughs> beni gaza getirmen. Vallahi beni gaza, gaza getirmen. Yemin ediyorum gaza getirmiyorum. Al. Sevgi Sözen. Nokta atışı. Helal sana Mine'ciğim. Al. Sağ olun Al. teşekkürler. Ben de yalan Onlara yok diyorum aşkım. Hayır. Beni gaza getirmen. Beni gaza getirmedi. Ben Hayır, hayatta kimseyi gaza, gaza getirmem. Beni gaza getirmen. Söyle beni. <laughs> Alatmam beni. Şimdi attın. Gibi. Yok yemin ederim böyle. <laughs> beni gaza getir Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Yengeçler böyle bir aydasınız, böyle bir haftadasınız. Evet sevgili yengeç, seni kim yalnız hissettiriyor kendine? Sana... Ya yerim sizi, sizi yalnız mı hissettiriyorlar kendinize? <laughs> en son yalnız hissettirilecek insan bu arada. Değil yengeç. mi? Valla yalnız hissettirilmemesi gereken bir insan. Yengeç çıkarısı olan erkeklere, yengeç kocası olan kadınlara söylüyorum. Sakın onları yalnız, ilgisiz, sevgisiz evet, hissettim. Bırakmayın. Hiç çocuğunuz da yengeçse onun hep sırtını sıvazlayın, okşayın, sevin. O çünkü ailesi sevdikleri onu desteklemediğinde yanında olmadığında zaten ölmüş demektir. Kendini ölü gibi hisseder. Sakın onlara bunu yapmayın. Yani bir yengeci cezalandırmak istiyorsan onu sevgisiz bırak. Kesinlikle. Bu arada cezalandırmanın yolunu da söylemiş oldum ama benden günah gitti artık. Evet başına yaptığı iyiliği kakan ya da seni yalnız hissettiren kimselere aldırış etme. Çünkü Allah seninle beraber. Çünkü 9. evinde bir savaş yaşıyorsun. Diyorsun ki acaba Allah e, beni, tövbe haşa tabii, unuttu mu? Niye benim dualarımı duymadı? Niye ben bu işte başarılı olmadım? Niye her şey ters gidiyor? Dediğiniz bir takım şeyler olabilir. Bunlar neyle ilgili olabilir? Eğitimlerle ilgili olabilir, seyahatlerle ilgili olabilir. Uluslararası bir işiniz varsa, pasaport, vize işleriniz varsa yapmak istediğiniz, hayal ettiğiniz bir şey varsa bir tayin, bir atama bekliyorsanız çok zorluyorum ya. Bu ara her şeyi çok zorluyorum. Niye her şey zor oluyor dediğiniz bir dönemden geçiyorsanız bilin ki siz her zaman ilahi koruma altındasınız. Yengeç astrolojide ruhu temsil ediyor. Ee, i̇nsanın ilk defa koçta ben demesinden sonra ilk defa ailem var. Benim herhalde bir yaradan var. Bir şeyler var. Bu hayat tek başına olmuş olamaz diyen ilk burç yengeçtir. Gerçekten. İkizler sadece çocuksu bir meraktadır yengeç ruhuyla hisseden taraftadır. Dolayısıyla psikolojinizi sakın bozmayın. Bazı burçlar inanmadan yaşayamazlar. İlla bir şeye inanıp dua etmesi lazım. Onlardan bir tanesi en başında geleni de yengeçtir. Dolayısıyla dua edin, eğitimler alın, seyahatlere çıkın. Bu aralar sizi zorlayan koşulların esiri olmadığınızı, bunun gelip geçici olduğunu bilin. Sadece özellikle 7, 8, 9, 10 Mart'ta seyahatler, yolculuklar konusunda biraz daha dikkatli olun. Öfkeli olmayın, trafikte fevri hareketler yapmayın, otoritelerle zıtlaşmayın. Ödevleriniz varsa öğrenciyseniz ihmal etmeyin. Hocalarınız gözünüzün yaşına bakmaz. Ben uyarmış olayım sizi. Bu aralar bunlara dikkat edin. Bunun dışında olumlu olarak baktığımızda yengeçlerin tepesinde bir güneş tutulması var. Eğer iyi bir yengeçseniz, iyi kalpli bir insansanız bilin ki gerçekten kariyerinizde çok büyük zirve yaşayacaksınız. Ama kötü bir yengeçseniz, bencil bir yengeçseniz ki çok nadir olur. Siz de kariyerinizde bir düşüş yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Patronlarınızla otorite figürlerle ilgili zıtlaşmalar yapmamaya çalışın. Tayin, atama, yükseliş, kariyer planında başarılar dönemi olabilir. Yengeç aslında çok şanslısınız. Yani şu kadar burcun arasında en şanslılardan birisiniz diyebilirim. Sizin konsantrasyonunuza ve kendinize olan güveninize bağlı bir şeylerin daha iyi gitmesi. Kendinize güvenin, konsantre olun. Özel ilişkileriniz, ikili ilişkileriniz, işle ilgili konularınız hepsinin yavaş yavaş nasıl da düzene girdiğini göreceksiniz. Aksilikler konusunda dikkat ettiğiniz sürece, işte bilgisayarınızı unutmayın, belgelerinizi unutmayın, projelerinizi unutmayın. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece hiçbir problem yaşamazsınız. Yükseliş dönemindesiniz, başarı dönemindesiniz ve ardından Nisan sonuyla beraber siz de kutlama dönemine giriyorsunuz. Oh, ne güzel. Evet. Akmayan işler için üzülme, geleceğine ve kaderine odaklan. Ben ışıl ışıl parlayan bir ışığım yengeç. Olumlaması. Heh. Çok seviliyorum ve sevilmeyi çok hak ediyorum. Ya Melik, esman da bu. Tekrar edin. Olursun. Bunu sık sık. Ben ışıl ışıl parlayan bir ışığım. Ben ışıl ışıl. Bunu böyle sadece söylemek değil, inanarak söyleyeceksiniz. Çok seviliyorum ve sevilmeyi çok hak ediyorum. Ya Melik zikredeceğiniz esma. Mesela insanlar sevilmeyi çok ister ama anneleri babaları çocukken onlara o kadar kötü sözler söylemişlerdir ki. İşte sen yaramazsın, sen işe yaramazsın, seni kimse, ne yapsın, seni kimse sevmez, seni alıp da ne yapsınlar. O kadar çok böyle kodlamalarla büyüyen insanlar var ki. Tabii. Sonra ilişkileri yolunda gitmediğinde üzülüyorlar. Yengeçler özellikle kulağınızda küpü olsun diye söylüyorum. Bu sefer diyor ki niye ben sevilmiyorum? Çünkü sana öyle bir kodlandı ki senin sevilmeye layık olmadığın. O yüzden her insan, her iyi insan sevilmeye layıktır. Buna önce kendimiz inanmalıyız. O kodlamalardan arınmalıyız. Ya insan ama zaten e, bitti mi yengeçler? Bitmedi. Kendinizi eğitin. Eğitimler almaya başlayın. Mutlaka ruhunuza iyi gelecek eğitimlerle ilerlemeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Evet. Esmasını söyleyelim. Ya Melik yukarılara doğru. Bak eğitim dedin ya bir şey eklemek istiyorum burada. Hı hı. İnsan öyle bir va e, varlık ki her gün kendine bir şeyler katmalı. Kesinlikle. Benim hayatımda çok şey değişti. Ben babasız büyüyen bir çocuk olduğum için Canım hep benim. bir yanım eksikti biliyor musun? Bilmez Ve dolayısıyla aldığım eğitimlerle e, hem kişisel gelişim hem aldığım bazı eğitimi. Bunu da her yerde söylüyorum. Hatta geçen gün sosyal medyada da paylaştım. Hı, hı. E, numarolojiyi biliyor musun? Bilmez miyim? Hı. Tabii ki. Numeroloji nasıl bir şey biliyor musunuz sevgili seyircilerimiz? Doğum tarihiniz, adınız, bunu verdiğiniz zaman doğru bir numaralok kitap gibi okuyor sizi. İnanılır gibi değil. Yani eskinin eskiden e, Osmanlı'da ebced dedikleri zannediyorum. Hı hı. E, Avrupa'da da numaroloji deniyor herhalde. Tam bilmiyorum yani neyin ne olduğunu ama yanlış bir şey söylemeyeyim. Modernleşmiş hali diyebiliriz. Bunun eğitimini aldım. Yani e, gidip danışmanlık e, aldım ama sonra da eğitimini aldım. Numaroloji eğitimini niye aldım? Bütün alanlarımı gördüm biliyor musun? babasız büyümenin bende yarattığı o zorlukları, neyi aşmam gerektiğini, hangi alanda çok zorlandığımı ve gerçekten harika Gülnur Varol, harika bir kadın. Herkes tanısın, herkes birbiriyle paylaşsın. Sosyal medyada da lütfen kendisini takip edin ve senede bir defa mı ne eğitim açıyor? Bir defa ya da iki defa. Şimdi Nisan ayı için bir eğitim açmış. Harika Gülnur Varol. Mutlaka eğitimine katılın. Çocuğun için, kendin için. Numeroloji eğitimine katılmak için hiçbir şey gerekmiyor. Toplama, yazma, çıkar, okuma. Bu yani ilkokul mezunuysan numeroloji eğitimine katılabiliyorsun. Gayet. Evet. İnanılmaz bir eğitim. Ben onunla çok şey açtım. Allah herkesin de yolunu açsın inşallah. i̇nşallah. Dedin ya kendini eğitmek, geliştirmek. Evet. Yengeç'in aylarını bir daha söyleyelim. İkizler'in ayını söylemedik ona da İkizlerin değinelim. İkizler'in hep bir sırrının açığa çıktığı, hep bir yüzleşme yaşadığı, düşmanlıkları gördüğü, hastalıkları fark ettiği, kör noktaların açıldığı aylar Mayıs ve Kasım aylarıdır. Mayıs ve Kasım aylarında sağlığına daha çok dikkat etmeli, zayıf olduğunu daha çok fark etmeli. Bu aylarda Kendine daha çok özenmeli. Yengeçlerin kör zamanları ise Haziran hatta Mayıs sonu Haziran ve e, Aralık sonu pardon Aralık ayı Kasım'ın sonu Aralık diyebiliriz. Kasım'ın sonu Aralık. Yengeçlerin gizli sırlarını açar. Mesela geçen Aralık'ta nasıl hasta oldum ben Ondan Tabii. Seni yükselen, yükselen yengeç, yengeç değil mi? Evet. Ondan dolayı. Peki. E, gizli sırlar Haziran ve Aralık'ta ortaya çıkar. Sağlık sorunları daha çok bu zamanlarda ortaya çıkar yengeçlerde. Oley sevgili aslanlar. Hazır mısınız? Nihayet sizin için kara göründü. Ya çok çektin sevgili aslan gerçekten. Tanıdığım bütün aslan arkadaşlarım çok zor günlerden geçti. Ama nihayet. vallahi kara göründü. Evet. Çok güzel. Eğer siz pozitif ki bu aslan normalde öyledir ama... ...istedikleri olmayınca biraz böyle negatifleşebiliyorlar. Onun dışında genel olarak pozitif bir ruh haline sahip. Eğer böyle siz gerçekten pozitif, kararlı, yolunda giden... Hep böyle umutla devam eden bir aslansanız birçok zorluktan, birçok kötülükten, birçok kötü insandan arındığınız bir sürece geçiyorsunuz. Birincisi, dış görünüşünüzde bir canlanma, kendinizi ifade ederken bir e, cesaret geliyor. Peki bu cesareti nasıl kullanmalıyım? Eğer çok kırıcı olursam, çok yıkıcı olursam bu cesaret ters teper, bana zarar verecek bir noktaya dönüşür, mahkemelik eder beni insanlarla. Ama ben çok ölçülü, çok kararlı, hep dozunda konuşan bir insansam daha cesur konuşmaya başlayarak kendime bir güzel yol da açabilirim. Sizler de eğitimlerle, seyahatlerle kendinizi geliştirebilirsiniz. Aylardır onaylanmayan bir sürü bilgiler, belgeler bir anda onaylanmaya, bir anda önünüze düşmeye başlayabilir. Eğer hukuki bir süreciniz varsa, iletişim veya eğitimle alakalı uzun zamandır devam eden bir sıkıntınız varsa, bununla alakalı da çok hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazıları Yurt dışına yerleşme, şehir dışına yerleşme, uzak bir yere yerleşme gibi kararlar verebilirler ama bu hemen olmayabilir. Önünüzdeki 6 aylık ekime kadar olan süreçte yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği, üniversiteye başlamak, eğitime başlamak, bazılarının boşanması, bazılarının kendine yeni bir yol çizmesi, bazılarının tayin, atama gibi şeyler yaşaması hayatınıza yeni bir yol çizeceksiniz. Yaşayacağınız yere, nerede yaşamak istediğinize karar vereceksiniz gibi görünüyor. Sevgili Aslanlar, kariyer hayatınızda Adım adım çok güzel bir başarıya doğru gidiyorsunuz kesinlikle. Bundan hiç şüpheniz olmasın ve kendinizi gerçekte kim olduğunuzla görmeye başlayacaksınız. Kendinizdeki zayıf noktaları, kör noktaları, hatalı tarafları daha çabuk keşfetmeye başlayacaksınız ve bunu da böyle sanki sezgileriyle yapacak. Buralar rüyalarınız yoluyla, hissedişleriniz çok güçlü olabilir. Gerçekten Allah size eğitiyor aslında. Hani siz belki hoca sanıyorsunuz, belki biri bana bir şey öğretti sanıyorsunuz ama olmanız gereken kişi olun diye resmen bir eğitimden geçiyorsunuz diyebilirim. Bu aralar parayla ilgili konularda çok dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Harcamalarınıza, para kayıplarına, hırsızlık ve dolandırıcılıklara aslanlar çok dikkat etsinler. Yıllardır alamadıkları üstü örtülmüş bir miras ya da çok zor alınacak bir şey varsa mahkeme yoluyla bunu alma noktasına da gelebilirler. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyarsa cesur olmanızda bir beis yok. Bu arada hem özel hayatınızla ilgili çok parlayacağınız bir dönem, hem kariyer hayatınızla ilgili çok parlayacağınız bir dönem. İnşallah. Odağınız ve konsantre olduğunuz konu para ama paranıza da lütfen dikkat edin olur mu? Yani şey gibi düşün. Bir yerde sorun varsa ne yaparız? Gider orayı ameliyat ederiz ya. Aslanlar böyle o para meselelerini adeta ameliyat ediyorlar. Nasıl düzeltebilirim? Nasıl daha iyi yapabilirim diye ve e, aynı zamanda bir takım ufak tefek tedaviler ve operasyonlar da geçirebilirler. Yani işte bekletilmiş bir apendis problemi, bekletilmiş bir safra sorunu, bekletilmiş bir diş sorunu. Ufak tefek bir operasyonları olabilir. Genital bölge ve cinsel organlara lütfen dikkat. Ben zenginliğin ta kendisiyim. Ben zenginlik ötesiyim. Ben zenginliğin ta kendisiyim. Ben zenginlik ötesiyim. Tam da burçlarına göre bir uyumlama değil mi? Tabii ki. <laughs> ya Rezzak. Şimdi hepsine ne yapıyorum? Kimin neye ihtiyacı varsa o. Şu anda parayla ilgili bir tıkanıklık. bereket ben bereketsiz miyim? Niye böyle oldu? Ama bazıları da Üstü örtmüş bir mirası bile alabilir. Yani hakkınsa alacaksın. İlahi adaletin tecelli edeceğine şaşmayın. Bakın kalbimiz kırılıyor, üzülüyoruz, bunalıyoruz bazen ama inanın bana su akıyor, yolunu buluyor. Doğru. İnsan da üzüldüğüyle kalıyor. Hiç üzülmeyin. Olan hayır vardır, olmayan da <laughs> daha çok hayır vardır. Bence. Doğru. Evet. Evet. Ya Rezzak esması. Aylarını söyler misin? Aslanlar. Temmuz ayı arınma aylarıdır. Onların arınma ayı, düşmanlıklarla, hastalıklarla yüzleşme ayıdır. Aynı zamanda Ocak ayı onların hastalıklarla, düşmanlıklarla yüzleşme ayıdır. Yani sizler Temmuz ve Ocak ayında kendinizi hep sakınmalısınız demeyin ben kurbanlayım. Hayır. Herkesin iyi dönemi var, kötü dönemi var. Kariyer zamanı var, problem yaşama zamanı var. Sizler Temmuz ve Ocak ayında hep arkanızı biraz daha kollamalı ve bağışıklığınıza hep dikkat etmelisiniz. Efendim tavsiyeniz de geldi. Esma'nızı söyledik. Başka söylemediğimiz bir şey yok. Ayı da söyledik. Yok öpücüklerimi gönderiyorum. O zaman koşa koşa başa geçiyoruz. Yelelerini okşuyorum. <laughs> Aslanlar hadi kara göründü para da geliyor. Allah'ım size sağlık da verecek inşallah. Sağlık derdi çekenler için söylüyorum. E, maddi açıdan dikkat etmeniz gereken bir ayda da ne dedi Mine Ölmez? Ben zenginliğin ta kendisiyim. Aslanlar bana hangi şarkıyı hatırlatıyor biliyor musun? Hemen söylemiştim. Çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister. Kaçan namert olsun, bana bak beni yak ister. Aslan tam bu şarkıya uyuyor. <laughs> çakmak çakmak gözler, bir can yakmak ister. Gerçekten gözleri çok kim güzel. Kim söylüyor bu şarkıyı? <laughs> bu repertuarın benim kim söylüyor ama güzel bir şarkı. <laughs> çakmak çakmak gözler. Bir can yakmak ister. Dörner kaçan mi? namert olsun olsun bana bak beni yak ister. <laughs> Aslan Öpüyoruz hepinizi. Şarkı. Öpüyoruz ha? hepiniz böyle sımsıkı sarılıyoruz. Güneş, güneşinizin sıcaklığını alıyoruz. Yönetici ışığınız, gezegeniniz güneş tutulurken ne? Allah yardımcınız olsun. Koşa daha koşa başaklara tutulmayın. geçiyorum. Bir tarafınızı tut tut tutturmayın. Tutulmayın sakin. Koşa koşa başaklara geçebilir miyim? <laughs> Başaklar geldi. Soluk soluğa ayız. Sunucu ne yapsın ben? Yazık bu kadına ya. Çenesi <laughs> durmayan bir <laughs> konum. Evet başak özel bana hat... kızıyorsunuz ya bir dakika diyor ki mesela. Tam bir şey söyleyecekti susturdun. Ya bu kadına oradan diyorlar ki yeter artık konu sustur. Nur, konuğunuz. buradan ses duyuyorum ben. Tam Hüseyin abi'nin bağırtısı geliyor bana. <laughs> Neyse ben de şöyle diyorum. Günahımı alanlarım, bütün günahlarım sizde kalsın. Başak burcu, özel hayatında çok, çok mutlu musun? Evet. Duymuyorum sizi. Mutlu musunuz? Değil mi? Ben çok mutluyum. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> niye mutlu değilsiniz ya? Yaşan oraya bakmayacak hayatım. Başaklar burada. Ya başaklar niye mutlu değilmiş? <laughs> buraya bakıyorum diyor da oraya bakıyor. <laughs> mutlu olmayanlar için Aa, mutlusunuz ya. Mutlusunuz, sıkıntı yok. Ben buradayım başınızda. Ne var başaklarda? Başakların karıca kumandanı olaraktan, karınca kumandan. Özel hayatında mutluysan bozma. Bak bozma, mutlusun. Ya ben seni istemiyorum da vay ben şöyle bir şeyler yapma. Sinirlenme, sinirlerine hakim ol. Sakinlik ve sabır sınavından geçebilirsin. Ay bu arada doğru ben evet eşme bir carladım. Doğru. Bütün mahallenin suçunu onun üstüne attım saldırıya <laughs> geçtim. Ya Dolayısıyla... şey işte, işte, kocasıyla kavga ettiğini yayında söyle. Ama ne var Bu burada? kadar tatlı olamaz ya. Ama kavga değil de şöyle bir carladım. Bütün mahallenin suçunu onun üstüne attım. Neden bu sokağa taşındım? Burada park yeri yok. Yeter artık. O sonra da ağladım sinirimde. O da sağ olsun beni sakinleştirdi. Allah razı olsun. Öyle kendisi. mi başaklar? Bu aralar böyle olabilirsiniz. Yani böyle şey yapmayın. Benim gibi yapmayın. Ben hata yaptım. Siz yapmayın. Bütün dünyanın suçunu elinizden çıkarmayın. Ama bak şöyle haklı olan olacak, haksız olan olacak. ...bazıları gerçekten gergin olduğu için sinirli olabilir... ...bazıları da bir şey yaşadığı için sinirlenebilir. Hı hı. Ortak işleriniz, sadece evlilik değil... ...ikili ilişkilerinize konsantre olmanız gereken bir dönem. Herkesin bu hafta bir şeyi ameliyat etmesi gerekiyor. Aslana para dedik, sana ne diyorum? İlişkiler. İlişkilerini masaya yatır. Bu ilişkinin artıları ve eksileri nelerdir? Bu ilişkide yapılması gereken, yapılmaması gereken şeyler nelerdir? İlişkimize biraz daha mercek altına alıp... ...bir bakalım diyeceğimiz bir zaman ortaklıklarınızı gözden geçirmeniz, ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Mutlu evlilikler bitmez, onu söyleyeyim. Hani mutlu ilişkilere zarar gelmez. Ama bir yalanın içindeyseniz, eşiniz size yalan söylüyorsa, aldatılıyorsanız, ortağınız sizden para saklıyorsa, bir şey kaçırıyorsa, işte o zaman yüzleşmeler olabilir ve sadece bu da olmaz. Mesela eşinizin bir işi olabilir, zor bir sorumluluk üstlenebilir partneriniz, sevgiliniz, flörtünüz zor bir sorumluluk üstlenebilir ve siz bu zor sorumlulukta onun yanında yer almak durumunda kalabilirsiniz. Ee, onlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla beraber göğüs germeye çalışın. İyi bir eşiniz varsa, iyi bir sevgiliniz varsa, dürüst bir insanla beraberseniz onun yaşamış olduğu problemlerde ona e, böyle kol verin, destek verin, arkasında olun, yanında olun. Başkaları onun üstüne geliyorsa siz de o başkalarıyla bir olup onun üstüne gitmeyin. Partnerinizi idare etmeniz gereken bir dönem. Dediğim gibi kendi özel durumlarınızı siz bilirsiniz. Yok bunu idare edilecek bir tarafı yok diyenler için idare edemeyecek zaten, bitecek. Bu arada elinize çok para geçebilir, çok da para harcayabilirsiniz. Bu aralar başakların müthiş bereket zamanı ama hı hı. nasıl biliyor musunuz para geliyor gidiyor, geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Siz de kendi kendinize millete bağırıp çağırıp carlayıp mahkemeler açıp ya da mahkemelere e, işte tazminat ödeyecek hale gelmeyin. Gerçekten dilli tutamayan başaklar, cır 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 orada burada birilerine sataşırsanız böyle mahkemelik bile olabilirsiniz. Her söylediğin doğru olsun ama her doğruyu her yerde söyleme sevgili başak. Yatılı okul müdüresi gibi. Kimseye yol göstermek zorunda değilsin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Seni seviyorum. Sakin ol. Evet, eline para geçebilir. Maddi konularda şans elde edebilirsin. Mirastır, işte ek gelirlerdir. Beklediğin paralar gelmiyor bir türlü, gelmiyor. Onlar gelmeye başlayabilir. Ve sen biliyor musun bu ara her şeyi çok güçlü hisseden burçlardan biri olacaksın psikoloji alanında yine o bahsettiğin gibi işte numeroloji olur, astroloji olur. Böyle derin ilimlere yoğunlaşabileceğin bir süreçten geçiyorsun. Bu ara ölmüş yakınlarını hatırlamanı ve onlara dualar göndermeni de tavsiye ederim sana. Evet, ilişkilerle ilgili sağlamlaşacak mısın, bitirecek misin, daha mı iyiye gideceksin? Bu tamamen hayatın olağan akışında belli olacak. Çok daha iyi de olabilir. Nefes egzersizleri, topraklanma sana şart. Kendine ruhuna sessiz zamanlar ayırmak zorundasın. Ben mutluyum. Ve mutlu bağlantılar kuruyorum. Senin olumlaman seviyor ve seviliyorum. Ben mutluyum ve mutlu bağlantılar kuruyorum. Seviyorum ve seviliyorum. Sana da yağ selam verdim herhalde anlamışsınızdır. Ya selam veriyorsam o burcu o hafta sinirlenebilir, kazalar açık olabilir, kavgalar açık olabilir demek. Ben çok fazla isim de vermem bu arada. Bazı isimleri tavsiye ediyorum dikkat ettiyseniz. Hepsini tavsiye etmiyorum. Evet, ilişkilerde kavgalı bir dönem olabilir. Huysuz akrabalar için sinirlerini sağlam tut ayları neler? Arınma ayları. Arınma ayları Ağustos ve Şubat. O aslında Ocak sonu Şubat, Temmuz sonu Ağustos'ta diyebiliriz. Bu aylarda gizlilikler açığa çıkar, hastalıklar açığa çıkar, sorunlar açığa çıkar. Bu aylarda ilişkiye başladığı kişiye dikkat etmesi gerekir. Özellikle yükselen burcunuza göre bunu düşünün. Diğeri için güneş burcunun %50. Öyle. Evet, yükselen çok önemli. Bir şey söyleyeyim Bir arkadaşım var benim Başak. O da o numaroloji eğitimine katıldı. Yani hayatında... Ee... Çok şey değişen ikinci insan gördüğüm bizzat şahit oldum. zaten çok çabuktur böyle şeylere yatkınlığı, psikoloji, Değil mi yatkın insan. Başaklar? Başak bunun için dünyaya geldi zaten. Temizleme, arındırma, anlama, analize. O zaman analiz bütün etmen. Başaklar katılsınlar vallahi. Katılın he. Vallahi katılın. Yani hayatınız değişsin. Belki bakış açınız değişecek. Gözünüzdeki Aynen. perde kalkacak. Ee, i̇nşallah hayatınız aydınlanır sevgili Başaklar. Terazilere Amin. geçiyorum koşa koşa. Geçelim. Geçtim. Sabır acıdır. Bıktılar ama artık ya. Meyvesi artık tatlıdır. Artık bıktılar yani. <laughs> Allah aşkına şu teraziler için bir güzel bir şey söylesin. Çıstaka 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 çıstaka. Kötü bir şey söylemedim ki ben daha. Dedim sabır ki acı, da meyvesi, meyvesi tatlı. tatlıdır dedim. Bir sabır sürecinden geçeceksin. Şimdi yalan ama da söyleyemem. Ama hep böyle başlıyor teraziler. Ne Vallahi, ama? Yazık yani gerçekten terazi için çok üzülüyorum. Tutulma var ama koç Burcu'nda. Ne kadar? Var tutulma. Yani Ne kadar? hayatı söyleyeyim? değişiyor. Şimdi 26 insana kadar teraziler için önemli bir süreç. Farkındalıkları çok artacak yeni kararlar gelecek yeni olaylar yaşanacak olaylar üst üste gelecek ama benim tavsiyem şu olur terazilere bu süreçte fevri olmazlarsa krizleri iyi yönetirlerse özgüvenleri çok artacağı için yanlış insanlardan yanlış ilişkilerden daha kolay arınabilirler. Bir kere güneş tam karşınızda duruyor yani bir ilişkiniz varsa ve çok değerli buluyorsanız da eğer o insansın için doğru insan değilse bunu fark edebilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa bitirmeniz gerekiyorsa ama o özgüveni içinizde bulamıyorsanız o özgüvene sahip olup bitirme kararı verebilirsiniz. Biliyorsunuz Merkür Retrosu'ndayız. İyi düşünülmemiş kararlardan da kaçınmak gerekiyor. Evlilik içinde, ayrılık içinde, ilişkiyi başlatmak ya da bitirmek içinde. Fakat özgüveninizin çok artacağı kendinizi daha güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz. Ben gerçekten bunu hak etmiyorum ya. Farkındalığını yaşayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ee, çok sinirli olmamaya çalışın, çok fevri olmamaya çalışın. Terazilerin bazılarının partnerleri çok sinirli ve çok fevri olabilir. Mesela siz gayet iyi giderken partneriniz sizi kızdırıyor olabilir. Sizden çok şey bekliyor olabilir. Sizi çok kısıtlıyor. Kıskançlık krizlerine giriyor olabilir. Bu ara ilişkinizde kıskançlık krizleri veya bir takım gerçeklerin açığa çıkması sebebiyle iniş çıkışlı durumlar olabilir. Bazılarınızda evlenebilirsiniz. Benim kardeşim evleniyor mesela. Hiç ablasının astrolog olduğunu unutmuş. Kendi kafasına göre nikah tarihi almış. Allah mesut etsin. Karışmıyorum. Bak işte öyle oluyor. <laughs> Görümce ya. Karışmıyorum. Ne yapayım ama ya bir sorun ya. Şu astroloğa bir sorun. Erkek kardeşin. Hmm. Allah mesut etsin onu da. Ee, herkes kaderine gidiyor arkadaşlar. Bazen bazı şeylere müdahale edemiyorsunuz. Ee, ve kendi kafalarına göre almışlar. Olsun. Demek ki onların da kısmeti öyle kötü olmaz ama daha bereketli bir tarih olabilirdi. Daha iyi bir tarih olabilirdi. Daha kolay zamanlar olabilirdi. Buradan da kardeşime selam olsun. Daha da kardeşim teraziye. <laughs> Bana bak kardeşim teraziye. Peki bir şey söyleyeceğim. Teraziler de arına arına etraflarında kimse kalmadı vallahi ya. Ama şimdi terazi zor gelişen bir burç. Çünkü terazi güneşin düştüğü bir burç. Terazi hayatının yarısını zaten uyum sağlama zorunluluğundayım. Uyum sağlayayım aman çıkıntı olmayayım dememesi gerektiğini ve hayır demeyi öğrenmesi gerektiğini bilerek geçiriyor. O zaman ne oluyor? Ya çok pasifize oluyor ya da çok sinirli birine dönüşüyor. Terazinin eğitimi bu anlamda biraz daha zor. Satürn'ün yüceldiği burç, ilişki sınavları var, kendini geliştirme ödevleri var. E, ne oluyor sonra? Dünyanın en yumuşak, en naif danışmanına dönüşüyor. İşte kendini geliştirme adalet sınavından geçer, ilişki sınavından geçer. Dolayısıyla e, terazi çok güzel bir burç, çok naif, çok çekici, çok hoş bir burç. İyi ki var teraziler, insanı rahatlatan, keyif veren, mutlu hissettiren, asla ego yapmayan. Fakat bu aralar işte özgüvenleri artıyor. Yani bu ara terazileri şöyle görebilirsiniz. Ben çok daha iyisini hak ediyorum. Kusura da bakma hadi güle güle diye görebilirsiniz. Sinirlerini oynamamak lazım. Özgüvenleri artıyor, dış görünüşleri parlıyor, güzellikleri artıyor, yakışıklılıkları artıyor, patavatsızlıkları artıyor, sinirleri artıyor, kavgacılıkları artıyor, laf sokmaları artıyor. Hepsi aynı anda artıyor. Fazla üstlerine gidilmemesi gereken bir dönem. Dinlen, kendini önemse, yardımlaşma zamanı ve işlerine zaman ayırma. <laughs> Aylarını söyle. Ayları da e e Ağustos sonu, Eylül ve Şubat sonu, Mart ayları sağlık ve şifa. Bu arada sağlığınıza da dikkat edin özellikle ayak sağlığınıza. Reklam Evet reklamların ardından sevgili akrepler ekran başında. Biz de onları çok fazla bekletmek istemiyoruz. Hemen getiriyoruz <laughs> öneriler, tavsiyeler. Sevgili akrep. <laughs> Kötü Geçen adam gidişi. biri bana bir seyircimiz yazmış. Akrepleri artık överek anlatmıyorsunuz ya yoksa artık sevmiyor musunuz? Akrepleri aşığım sevmek ne demek? Çok aşırı seviyorum onları. Bak ya. Yapıyorum öyle çok seviyor. Akrep nihayet ak koyun kara koyun belli oluyormuş. Bak ak koyun kara koyun belli oluyor. Diye açılıyor perdeler. Kimseni seviyor kimseni sevmiyor kimsenin yanında kim sana destekçi kim sana destekçi değil hepsini göreceksin. Peki bunlar seni üzecek mi? Hayır üzmeyecek çünkü sen şu anda e, bir arınma dönemi şu an mesela akreplerinde arınma dönemi onu birazdan söyleyeceğim tekrar. Şu anda senin içinde bir arınma dönemi çalışanların arasında bir kötü insan varsa... Arkadaşlarının arasında bir kötü insan varsa özellikle yükselen akrep. Son 15 gündür nelerle yüzleştin? Bir dedektif gibi yoğunlaştığın, üstüne çalıştığın bir konu varsa ya bir şeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsun, ya bir şeyden kurtulmaya çalışıyorsun, ya bir arınma yaşıyorsun ya da konsantresin ve bir şey planlıyorsun. Yani daha iyi olmak için, daha iyi yerlere varmak için planlar içerisindesin gibi gözüküyor. Çok fazla 12. evinin çalıştığı zamanlar yani sana görünmeyen kör noktaların aktif olduğu zamanlardan geçtiğin için kendini bedenen, ruhen, psikolojik olarak korumaya devam ediyorsun. Bazı zaman diyorlar ya niye 2-3 hafta aynı şeyi söylüyorsun bir burca? Sebebi o ay arınma ayı olması bir haftada bitmiyor o arınma zamanları. Senin için Nisan sonuna hatta Mayıs'ın ilk 15 gününde dahil ediyorum. Senin arınman böyle devam edecek sevgili akrep. temizleneceksin, arınacaksın, belki çalışanını göndereceksin, yeni bir çalışan almaya başlayacaksın ya da uğraşacaksın. İş hayatında, çalışma hayatında, sağlığınla ilgili konularda, arkadaş çevrenle ilgili konularda bir arınma, bir aydınlanma yaşayacaksın gibi görünüyor. Aşk hayatında, eğer ki sevilmiyorsan ya da hak ettiğin değeri görmüyorsan bununla yüzleşip artık yeter diyebilirsin. Bazı akrepler çocuk yapmaya karar verecekler. Birkaç haftadır söylüyorum çünkü bu alanlarınız çok aktif. Satürn de buradan geçiyor. 2026'ya kadar çoğu akrep çocuk sahibi olacaktır. Yıllardır olamayanlar bile olabilir. Çünkü neden? 30 yılda bir yaşanan bir etki bu. Yani öyle basit bir etkiden bahsetmiyoruz. Şu anda da birçoğu hamilelik haberi alabilir, bebek haberi alabilir. Çocuklarıyla ilgili sorumluluklarını çok ağır bir şekilde omuzunda hissedebilir. Cinsel problemler ya da tutkuyla alakalı ilişkinizde bir takım iniş çıkışlar olabilir. Ve burada gerçekten konsantre olmanız gereken konu varsa çocuklarınız, aşk hayatınız, cinsel yaşamınız, hobileriniz, hobi olarak yaptığınız işlere yönelmenin, onlarla uğraşmanın tam zamanı. Ve gerçekten zor işlerin insanı olan akrepler, mühendisler, mimarlar, matematiksel işler yapanlar, zor işlerde uğraşan akreplerin çabalarının karşılığını kararlı dururlarsa alabilecekleri bir süreç olacak ama çalışanlarınız, çalışma hayatınız, iş yerinizde Nisan'dan itibaren önümüzdeki 6 aylık süreçte çok büyük değişimler yaşanabilir. Gerçekten bir değişim, dönüşüm dönemine de girebilirsiniz. Sevgili akrepler, Sevilip sevilmediğinizi bu hafta bence anlayacaksınız. Gerçekleri göreceksiniz. İnşallah seviliyorsunuzdur. Hobilere, detay gerektiren işlere yönel. İnce işler, ince ince boyamalar, ince ince nakışlar sana çok iyi gelecek. Başkasıyla uğraşacağına ya da kızacağına işine yönel. Ben aşkın ta kendisiyim. Seviyor ve seviliyorum. Sana şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya Fettah okuyacağın isim çalışanların, çalışma hayatın, evcil hayvanların, birlikte çalıştığı insanlarla ilgili önemli değişimler olabilir. Biraz bu konulara odaklanman lazım. Bazıları da nişanlanabilir veya nişan programı yapabilir. Ha hatırladım gene kardeşim. Evet haber vermeden kendi kendine yükseleni de akrep. Evet. Kardeşin sana haber vermeden nikah günü aldı. <laughs> ya ben daha güzel günde evlensin istiyorum herkes. Aylarını söyler misin? Ee, ayları ha akrebin bir dakika Mart sonu, Nisan, yani tam şu an tam bir arınma ayı Mart sonu, Nisan ve e, Eylül sonu Ekim. Akrepler bu aylarda arınmalar, yüzleşmeler, değişimler, çalışanlarla, evcil hayvanlarla çalışma hayatlarıyla ilgili gelişmeler yaşar ve kör noktaları görürler. Evet, sevgili Akrepler, az önce Mine. Ee, bir gaf yaptı. Seviliyor musunuz dedi akrepleri. Akrebi sevmeyen ölsün yani. <laughs> Ölmesin de gene de. Bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Ölmesin de gene akrep, Akrep, akrepleri bayılıyoruz. Sevmek ne kelime? En çok Yaylara neresine geçiyoruz. mesela? Kuyruğuna mı? mi? Hmm. Akrebin gönlü yani. Akrebin Sonra söyleyeyim. yaylara ya. geçmek dostluğunu durumundayım. Dostluğunu çok seviyor. Çok. Evet. Yaylar yaylar. Hadi bakalım. İç sesiniz ne diyorsa o doğrudur bu hafta. Evet. Sağlam bir gelecek ve sağlam bir düzen kurmak çok önemli. Yolunda güvenle ilerle ve iç sesine güven. Yaylar hayatınızda özellikle ailevi konularda taşınma, emlak, yer değişikliği, şehir değişikliği, ülke değişikliği gibi konularda çok önemli gelişmeler yaşayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Birçok yay 2025 yılına kadar yeni bir alana yerleşmeye hazırlanıyor. Bu ne demek? Evlenip evinden taşınma, ayrılıp kendi düzenini kurma, yeni bir şehre, yeni bir ülkeye ya da yeni bir alana yerleşme bir mülkü satıp daha iyisini alma hayatınızda düzen anlamında ailevi konular anlamında bir değişim sürecinden geçiyorsunuz geçen yıldan beri. Eğer bunları yaşadıysanız ben zaten yaşadım diyorsanız da yerinize yerleşme kendinizi evinizde yuvanızda ailenizde huzurlu hissetme zamanı sizler için. Kırgınlıklar dargınlıklar varsa bunları uzatmamakta fayda var. Çünkü bugünlerde annenizin babanızın aile büyüklerinizin size daha çok ihtiyaçları olabilir. Ev içinde bazı sorunlar düzenlenmesi gereken durumlar olabilir. Kendi evinizde veya annenizin babanızın evinde tadilatlar, tamiratlar, yıkım döküm ya da ne bileyim kentsel dönüşüm benzeri böyle bir yapılanma sürecinden geçiyorsunuz. Dolayısıyla hayatınızın böyle bir önemli zamanından geçerken ve havlu atmak yerine ya da karamsar olmak yerine yapmanız gereken iç sesinize güvenmek. Çünkü güneş tutulması sizin aşk, çocuklar ve şans evinizde oluyor. Bunun olumlu taraflarına bakarsanız ne kadar zorluktan geçerseniz geçin, şans sizinle. Hani bir taraftan sıkıntı yaşıyorsanız, çok yoruluyorsanız... ...bir taraftan da mutluluk yaşama, sevinme zamanından geçeceksiniz. İnşallah. Onu söyleyeyim. Ee, ve iç sesinize çok güvenin. Güvenmeniz gereken bir zaman dilimi. Arkanızda dargınlık, kırgınlık bırakmayın. Ebeveynlerinize dargınsanız, küsseniz... ...bunun bir şekilde yolunu bulun ve barışın onlarla. Yaylar. Eğer anneniz babanız vefat ettiyse... ...onları anmak, rahmet dilemek, onlar işte... ...iyi olsunlar, ruhları huzurlu olsun diye dua etmek... ...onlar adına hayırlar, iyilikler yapmak için de... ...doğru süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Karamsar olmayın ve hayata daha güvenli bakın. Bu çok önemli. Şüphelerinizi susturun. Ve e, yuvanızda, ailenizde, yaşamınızda huzurlu olmaya çalışın. Bu çok önemli olacak. Birçoğu evlilik kararı verebilir. Ciddi ilişkilere başlayabilir. Hayat yolunda ciddi bir şekilde adımlar atabilir. Nihayet cesaret edemediği bir şey varsa... Buna cesaret edebilir ve şunu söyleyeyim. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çok büyük aşklar yaşanabilir yayların hayatında. Aa ne güzel. Nişanlar, nikahlar, aşklar, efendim çocuk haberleri, bebek haberleri. Ya gerçekten birine aşık olurlar ya bir evlat sahibi olurlar ona aşık olurlar. Bir hobiniz sayesinde önünüze ün katabilir, başarınıza başarı katabilirsiniz. Zaten sevilen birisinizdir mesela. Daha çok sevilmeye başlayabilirsiniz. Sadece spekülasyonlardan ve e, size uygun olmayan insanlara çekilmekten birazcık dikkatli olun korunun diyorum tutku dolu aşklar bekliyor yayları sahnenin yıldızı yaylar onu söyleyeyim ya kayyum mu diyorsun esna? evet ben yuvamda güvende ve huzurluyum ben yuvamda güvende ve huzurluyum ben ailemde güvende ve huzurluyum böyle tekrar edin ben de bu arada tekrar ediyorum farkına ya kayyum ayakta tutan peki ayları onun ayları da arınacağınız ekim sonu... aylar ekim sonu kasım ekim sonu kasım bir saniye. Ee, Nisan sonu Mayıs. Bu aylarda hastalıkları artar, bu aylarda şüpheleri artar, bu aylarda kör noktaları görür, bu aylarda sırlar, gizemler açığa çıkar. E bu ay o zaman önemli onlar Tabii. için. Nisan sonu, Nisan, sonu. Nisan sonu Mayıs. Soy. Ee, böyle bir mesela troit sorunu varsa ortaya çıkar. Bir baş ağrısı bir şeyi varsa ortaya çıkar. Peki. Gizli düşmanı varsa çıkacak bu arada Mayıs'ta haberiniz olsun. Hı. Sevgili Oğlak. Bir sonuna da hı, eklemez miyim ya? Sevgili oğlak, ekrana gelsin. Ünlü düşünür oğlaklar. Zihnin zehir, algın çok açık. Planlarını hayata geçirmek için daha sıkı odaklan. Avantajın olan ve başarı dolu bir dönemdesin. Sadece şöyle bir şey var. Hangi oğlaklar bu dönemde çok avantajlı? Konsantrasyonu güçlü olanlar. Mesela bir şeye odaklandığında onun üzerine çalışan oğlaklar çok güçlü. Ama odak problemi olan, kötü konuşan, kavgaya meyilli oğlakların aşırı zorlanacağı bir süreç olacak. Bir kere herhangi bir işiniz varsa özellikle yazı, çizi, eğitim sektöründeyseniz eğitimler, seyahatler bunlar sizin e, özel ilgi alanınızda veya işte tamir, tadilat gibi şeylerle uğraşıyorsanız, ince becerileri olan bir işte çalışıyorsanız, konsantre olursanız müthiş başarılar elde edeceksiniz. Bu dönem gösterdiğiniz gayret ve çabanın ekmeğini çok uzun yıllar yiyebilirsiniz onu söyleyeyim. Kardeşleriniz, yakın çevre ve akrabalarınızla anlaşmanız bayramda özellikle çok zor olabilir. Kavdeş ka, kavdeş kavgalavından arınmanızı tavsiye ediyorum. Yani kardeş kavgaları çıkabilir, komşu kavgaları çıkabilir. Bu aralar kuzen kavgaları falan akraba sorunları çıkabilir hayatınızda veya bir akrabanızla alakalı sıkıntılı durumlar sizi de enterese edebilir. Bu konularda daha böyle gözünüz açık olsun. Kardeşlerinize de biraz odaklandığınız bir süreçtesiniz. Zihniniz çok keskin ama çok takıyor da olabilirsiniz bir şeyleri. Giden bir sevgiliyi, biten bir işi, olmayan bir şeyi çok takıyor olabilirsiniz. Takıntılarınızı düzenlemeniz ve takıntılarınızdan da arınmanız gereken bir süreç olduğunu söylemeliyim sevgili oğlaklar. Size bağlı konsantre olanların çok başarılı olacağı, Keskin sirke küpüne zarar modunda yaşayanların küpüne zarar vereceği bir dönem. Yani sürekli sinir harbindeyseniz daha kötü olabilir, toslayabilirsiniz. Trafikte eyvah, özellikle eyvah. çok dikkat edin. Araba satımı yaşanabilir, hayatlarında bir araba alım satım döneminde olabilir. Arabanızın bakımına özen gösterin. Bir araba almak zorundaysanız da motoruna, elektrik sistemine çok iyi baktırın. Bak uyarıyorum altını çizerek. Bu konuda önemli. Konuşmalarınıza da dikkat edin. Düşüncelerinize de dikkat edin. Kendinizi kurban gibi görmeye meyillisiniz çünkü. Aile içi sorunlar ya da stresli konuşmalar sizin dezavantajınız ama avantajınız başarı dolu bir dönemde olmanız ve yavaş yavaş hayatınıza aşkın güzelliği, bolluğu gelecek. Hemen değil, yavaş yavaş gelecek aşkın güzelliği, bolluğu, bereketi, şansı size İnşallah. doğru gelecek. Bu ara aile ile ilgili, evle ve akrabalarla ilgili, emlak ve mülk edinmeyle ilgili konular çok ön planda. Bunlarla alakalı çok hızlı gelişmeler olabilir. Bir şey alacaksanız altyapısına çok dikkat edin. Ben sağlam planlar içindeyim tüm isteklerim gerçek oluyor ve oldu. Ben sağlam planlar içindeyim. Tüm isteklerim gerçek oluyor ve oldu. Ya malikel mülk, bak ya hak ya vekil. O kadar güçlü bir tesir ki. Ya malikel mülk, ya hak ya vekil. Sana üç tane canım. Bunları zikredebilirsin. Ayları peki? Onlar da Kasım sonu Aralık, Mayıs sonu Haziran. Bu aylarda sağlık, iş, işte arınma gibi dönemlerden geçerler. Bu aylarda genellikle böyle bir kör noktalarla alakalı açılımları olur. Bağışıklıkları bu aylarda daha zayıf olur genel olarak. Sevgili Kova, belki yeni yöntemler bulmak isteyeceksin. Belki de yeni yöntemler bulmak için adım attın. Bakalım seni neler bekliyor? Evet kafanı topla ve ruhunu arındır. Ufkunu açan yeni bilgiler seni ve tarzını çok değiştirecek. Yeni yöntemler bulma zamanından geçiyorsun. Yani mesela uzun zamandır uyguladığın sistemi artık değiştirme zamanın gelmiş olabilir. Uzun zamandır yapmış olduğun çalışmaları artık yenileme zamanın gelmiş olabilir. Kendini e, eğitmek, öğrenmek, alışkanlıklarını gözden geçirmek, kendini değiştirmek ve yenilemek için bir güdü hissedebilirsin ve çok zamanı, tam zamanı kendini e, olduğun noktadan bir yukarı seviyeye çıkarman gerekiyor. Düşüncelerinde, söylemlerinde, davranışlarında daha kontrollü, daha sakin olman gerekiyor. Kova burçlarını bu ara akrep burcu gibi görebilirsiniz. Daha duygusal, daha takıntılı, daha böyle hani bana neden bu yapıldı havasında görebilirsiniz. Çünkü Plüton artık kova burcunda. Onun o e, hem sezgi gücünü hem de yıkım dönüşüm enerjisini kovaların hayatına taşıyor. Yani artık kovalar kendine yapılanları kolay kolay unutmayacaklar. Ama şunu unutmayın. Plüton karşılıklı bir ödeşme verir. Sizin de bir hatanız varsa bununla erken yüzleşmenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak, zihinsel olarak, dışsal olarak, içsel olarak çok büyük bir dönüşüm döneminden geçiyorsunuz. Bu haftaki en büyük avantajınız şey dezavantajınız maddi konular, maddi zorluklar, aşırı ödemeler, elinizden çok çıkan paralar olabilir veya bir gelir gelir kapınızı değiştirmek vazgeçmek durumunda kalabilirsiniz. Ee, yeni yöntemler bulursanız ise konsantre olduğunuz bir işte başarılı olma, başarı elde etme şansınız var. Avantajınız bol bol seyahat, yenilikler, öğrenme, eğitim gelişim, kendinizi e, ne derler aşmak, yükselmek ve yücelmek olabilir. Anlaşmalar ve sözleşmeler ya da yeni planlar hayatınıza aktif olabilir. İletişim akışınız çok güçlü ama biliyorsunuz Merkür retrosundayız. Anlaşmalar, sözleşmeler ve iletişim konularında biraz daha dikkat edin. Düşünülmemiş konuşmalar yapmasın Kovalar. İyi düşünmediğiniz konularda konuşmayın. Üstüne düşünün, sakin olun, fevri olmayın, ani kararlar vermeyin. Şu anda sizin böyle bir döneminiz dikkat. Hep pozitife odaklanıyorsunuz. Ben niyet, e, niyet değil de nimet olacaktı. Ben nimet, bolluk ve bereket içindeyim. Biz yanlış mı yazmışız? Çok yanlış. özür. Belki ben yanlış yazmışımdır, bilemiyorum. Ben nimet, nimet bolluk, ve bereket, bolluk ve bereket içindeyim. Tabii herkes ayırt edemiyor, belki böyle yazmışımdır gibi. Ben yanlış yazmış olabilirim. Ben nimet, bolluk ve bereket içindeyim. Ben nimet, bolluk ve bereket içindeyim. Ya Rezzak, size de tavsiyem evet. demek ki para lazım. Aylarını da söyleyelim hemen. Evet kovalar da Aralık sonu Ocak, Aralık sonu Ocak, Haziran sonu Temmuz. Bu aylarda sağlık, iş, kör noktalarla yüzleşme, düşmanlıklarla yüzleşme, arınma zamanı yaşarlar. Evet. Ve son burcumuz balık nihayet Venüs, e, Venüs Neptüne etkileşimi, güzel, önce güzel haberden güzellik başlayalım. getiriyor. Sevgili balıklar, e güzel. balıklar, balıklar, küçük balıklar ve büyük balıklar, <laughs> balinalar ve sazanlar yunuslar ve kırlangıçlar, kırlangıç balığı vardı değil mi? Sarka evet vardı. ne oluyor söyle. Türlü türlü balıklar. balıklar var bir deryanın içinde, balıklar her biriniz için. Dip balıkları, için. yüzeysel balıklar. <laughs> Dip balıkları, yüzeysel balıkları, <laughs> cavslar. Ne oluyor hadi çok merak ettim söyle. Evet. Önce güzel haberden başlayalım. Şimdi Venüs Neptün etkileşimi bazı dualarınızın, niyetlerinizin, dileklerinizin gerçekleşmesine vesile olabilir. Sizi barışçıl bir havanın içine atabilir. Ama Süper. özellikle hafta sonuyla beraber canım. Bak sizi çok seviyorum. Bütün eşim, dostum, yakınlarımın hepsi balık. Sakın üstünüze böyle yanlış negatif enerji gibi algılamayın. Doğruyu konuşacağım. Hafta sonu itibariyle, cumartesi itibariyle çok duygusallaşabilirsiniz. E, hastalanmaya veya e, hmm. bağışıklığınızın düşmesine çok yatkın olabilirsiniz. Eğer bir bağımlılığınız varsa, kullandığınız düzenli bir ilacınız varsa, bir sağlık sorununuz varsa hafta sonu itibariyle lütfen çok dikkat etmeye başlayın. Sizi şöyle uyarmak istiyorum canlarım. Özellikle 6 7 daha duygusalsınız. 8 9 10 Nisan çok dikkat etmeniz lazım. Yani beladan kaçmanız gereken, belaya bulaşmamanız gereken, kazalardan korunmanız gereken, kavgadan kaçınmanız gereken bir süreç. Size de bu sözü söyleyeceğim. Keskin sirke küpüne zarar. Balıklar eğer bu söylediğim günlerde sakinliğinizi korursanız çok sevinirim. Ben biraz daha geriden alacağım. Şimdi 6, 7, 8, 9, 10 hatta 11'ini de katıyorum. Bir melek gibi olun, sakin olun. Kendi iyiliğiniz için kavgadan ve tartışmalardan kaçının. İstem dışı olaylar hızlı gelişebilir. Çünkü hı hı. güneş tutulmasının etkisi de var. Ya da işte... Gerçekten öfkenizi tutmakta zorlanabilirsiniz ve sinirleriniz yıpranabilir. O yüzden size tavsiyem ne olursunuz sakin, sakin olun, sakinliğinizi koruyun. Bunun dışında iyi anlamda nasıl olur? Çok emek verdiniz, yıllardır kendinizi adadığınız bir iş, bir kariyer planınız varsa ödüllenme zamanı olur. Evliliğinize, işinize, hayatınızda neye çok önem verdiyseniz bunun ödül alma zamanı olur. Zeki, çalışkan, aklı başında, karakteri güçlü olan balıkların bu süreçten iyi çıkacağı, kötü kalpli, hırslı, maalesef enerjisini o saf enerjisini kötüye kullanmaya başlamış olanların ise bayağı zararlı çıkacağı bir süreç. Lütfen dikkate alın söylediklerimi. Evlilik kararları, ilişki kararları, kariyerleriyle ilgili önemli gelişmeler. Çok büyük bir gelir kapısı açılabilir, çok büyük bir para kapısı açılabilir. Balıklar için güneş para alanınızda. Ve e, ne diyeceksiniz? Venüs artık Koç burcuna geçtiği için çok hızlı para kazanıp çok hızlı harcayacağınız bir dönem. Ben korunuyorum ve ben güvendeyim. Ben korunuyorum ve ben güvendeyim. Allah beni koruyor. Ben korunuyorum ve ben güvendeyim. Ya selam, ya mümin, ya müheymin. Ya Ayları hemen alalım. Ya mümin, ya müheymin. Ayları ne? Ocak sonu, Şubat. Temmuz sonu, Ağustos. Bu aylarda kayıplar, zorluklar, bir takım acılardan geçme gibi durumları olabilir. Evet, tekrar YouTube'a yüklenecek. Lütfen detayları oradan ayrıntılı olarak tekrar izleyin. Mine Örmeze çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür